Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Sayın Osmanlı Ocakları Genel Başkanı, Sayın Kent Konseyi Başkanım, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Osmanlı Ocakları'nın Erzurum programını birlikte kutlarken aklıma Ülke Ocakları'nın efsane başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu geldi. Kendisini rahmetle anmadan edemeyeceğiz. Biz tarihimizi öğrenirken çok zorluklar yaşadık. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu şöyle demişti: biz düzenin matbaatası olarak yetiştik. Ama bizden sonra gelenler matbaatası olmayacak. Tarihlerini, geçmişlerini doğru olarak öğrenecekler demişti. Biz eğitim çağına başladığımız zaman Emin Oktay'ın yazdığı tarih kitabını okuyorduk. Emin Oktay ne diyordu bizlere? Sultan Abdülhamit Han için Kızıl Sultan diyordu. Hiç unutmuyorum, 1970'te ben ilkokul 4. sınıf öğrencisiyken derste Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan dendiğinde elimi kaldırdım. Hocaya, hocam Abdülhamit Han Kızıl Sultan değil, ulu bir hakandır dedim. Hocam da sen bunları nereden öğrendin dedi. Ben de tarihi gerçekleri bir gün herkes öğrenir demiştim. Ertesi gün babam okula çağrıldı. Ama şimdi bakıyorum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in çalışma ofisinde Abdülhamit Han'ın portresi var. Bu bize gurur veriyor. Değerli dostlar, bizim tarihimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. Osmanlı Ocakları'nı ben bunun için çok önemsiyorum. Hüseyin Nihal Atsız der ki, biz tarihte bir iki istisnayı hariç tutarsak iki devlet kurduk der. Biri Göktürkler, Hunların da içinde olduğu Bozkır İmparatorluğu, diğeri de Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunlar bir devlettir. Devletler rejimler değişmekle, hanedanlar değişmekle oluşmaz. Devletlerin bir kökü vardır. 1048'de bu topraklara gelen atalarımız Pasinler Meydan Muharebesi'yle bu topraklarda ilk defa kendimizi gösterdik. 1071'de, bundan 23 yıl sonra da 1071'de Sultan Alparslan Han Malazgirt'te bu toprakları bize ebedi yurt kıldı. 1077'de kutlanmış oldu Süleyman Şah, ilk Anadolu'daki devletimizi, 1077'de Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bu arada şunu unutmayalım değerli misafirler, değerli dostlar. Biz 1071'de Malazgirt zaferini kazandıktan bir yıl sonra da başkenti Erzurum olan ve 130 yıl süren Saltuklu Beyliği'ni kurduk. Anadolu'da kurduğumuz ilk beylik de oydu. Ama devletimiz 1077'de Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklularla başladı. Akabinde 1299'da
Ertuğrul oğlu Osman Gazi ile Osmanlı Devleti'mizi, Devleti Aliye'yi devam ettirdik ve 1923'te de Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Cumhuriyetimizi, devletimizin rejimini Cumhuriyet olarak düzenledik. Biz tarihimizi çok iyi öğrenmek durumundayız. Ecdadımızı çok iyi öğrenmek durumundayız. Biz ecdadımızı başkalarının yazdığı kitaplardan değil, kendi yazarlarımızın, kendi tarihçilerimizin kaleme aldığı şekliyle öğrenmek durumundayız. Bu duygularla tekrar Osmanlı Ocakları'nın Erzurum temsilciliğinin de hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.